Merhaba arkadaşlar, Metin 2TR Bakcanım'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son Demir Jail kitabı çıkarmıştık, biliyorsunuz geçen videodan. Zehiri de ben tekrardan artı 8 yapabildim. 9'a deneyeceğiz. İnşallah geçecek bu sefer. Bakalım. Biraz şanslıyız gibi ama yaktı yine. Şimdi ben bir daha Ejderha Parşömeni ile bir daha tekrardan 8'e deneyebiliyoruz. Malzeme var. Hemen bir basalım. Belki yine 8 olur. Hadi bakalım. Yine yaktı. Neyse. Arkadaşlar şöyle 3 tane artı 7 yılı çapkın ayakkabı bastım. Tabi bunun ikisini deneyebileceğiz. Ateş ayakkabısı deneyeceğiz. %30 şansla. Bakalım geçirebileceğiz mi? Bir tane geçerse çok iyi olur. Şöyle birinciyi bastım. İkinciyi bastım. Birinci envantere gitti. Ama zaten altta yazısı çıkmış. İkisi de hata oluştu dedi. Neyse. Bir von zarar. Arkadaşlar zehiri biraz basayım dedim artısını. Artı 6'da kaldı ama onun yanında bir tane de titan kalkanı basıyordum denemelik. O da artı 9 yapabildik. Bu zaten direkt bizim zararlarımızın hepsini kapattı. İleride de artık bunu efsunlayıp kullanırız. Hatta arttırma kağıtlarını da atalım şimdiden. Şöyle birinciyi attım, geçti. İkinciyi yaktı. Üçüncü geçti. Dördüncü geçti. Beşinci de geçti. İyi güzel geçti. Kutsama küresini de atalım. O da tekte geçti. Güzel. Arkadaşlar o en son basamadığımız ayakkabıyı da bastım şimdi ben. Ateş ayakkabısı oldu o da şansımıza. Hatta aşağıda şöyle yazıyor, göstereyim. Güzel oldu sonucunun geçmesi. Artık buna daha para harcamaya gerek yok. Birkaç arkadaşla jotuna girdik arkadaşlar. Şöyle aşağıya inelim biz. İlk jotunum bu arada. Şöyle bakacağım sadece. İzleyici gibi sayılırım aslında burada. Bir bakalım. Şöyle dalalım bakalım. Ne kadar vuracağız acaba? 1K mı vuruyoruz? Aynen 1K 300. Şöyle yaşam basayım. Ben burada büyük ihtimal tek yerim zaten. Şu kalkanı yapabilseydik iyiydi. Kalkanı arkaya koymuşum. Tabii onları ileride yapacağız. Zaten yattık biz. Canı da gidiyor. Bayağı iyi vuruyorlar herhalde. Boss'un sonunda bir gelelim. Evet, boss'umuz da kesildi arkadaşlar. Bundan Yangi'yi atıyor diye biliyordum. Şöyle alırlarsa ben almayayım şimdi yerden. Aynen. Yang güzel atıyor ama patlamamış galiba Yang. Biz bunlara da çok az vuruyormuşuz. 4K bunların çok az canını götürüyor. Yani buraya bayağı güçlenmemiz lazım buraya girebilmek için. Olsun, güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlara da. Şöyle kalbimizi atalım. Şöyle ikişer tane de sandık veriyorlar sağ olsun. Şöyle açalım videomuzda bunu da. Bilgiyi açayım şöyle. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Bundan bir şey çıkmadı. Şöyle yere atalım. Diğerlerini açalım. Yang. Yine bundan da bir şey çıkmadı. Hadi bakalım jotunları açalım. Ametist oyma bıçağı. Yakut işlemeli. Şeytan boynuzu zırha çıktı. Şunları atalım. Güzel bir şey verseydi iyi olurdu. Dut. Zincir halkalar. Keten kemer. Olsun, kötü şeyler verdi ama güzeldi. Arkadaşlar ben yine kuzey kutusu aldım. Bu sefer 10 tane aldım. Bundan önce de bir 5 tane açmıştım. Ondan da Demirci kitabı çıktı gördüğünüz gibi. Bir de taş sanatı çıktı. Bakalım bu sefer inşallah peti çıkarabiliriz. Artık çıksın. Lazım çünkü bize de. Yavrucuklar çok pahalı olduğu için bunlardan aldım. 15,5 M tanesi. İyi gibi fiyatı ama çıkması lazım tabii ki. Şöyle bilgiyi açtım. Hadi bakalım bir tane ver, çok iyi olur. Açtım birinci. Ejderha madalyası. Buradan açılıyor bu. Buradan açınca. Buradan devam edelim o zaman. İkinciden kutsama kağıdı. Hadi bakalım. Küçülen kafa. Şunu ayırayım aşağı. Kutsama kağıdı. Hadi artık ver. Yang çıktı. Yine vermezse çok kötü ya. Kunut çıktı. Oh çok iyi. 34 günlük. 34 gün rahatız. 4 tane de kaldı. Bunları da artık sonra açarız herhalde bu bittikten sonra. Hemen bir bakalım hasarımıza ne kadar katkısı olmuş. Şu an pet'i çağırmamış halde 3100, 3200 falan, hatta 3000 de görüyor. En fazla 3, 3,3 atıyor. Şimdi çağıralım bakalım. Çağırdım. 3600, 3500. Yani 200, 300 falan hasarımızı arttırdı herhalde. Balık sandıklarımız da bu kadar kalmış. Şimdi çara vereceğim bir 10 tane falan. Çünkü kahramanlık madalyonu çıkarmamız lazım. Alalım şöyle hemen. Bilgiyi açalım. Hadi bakalım. Erkenden çıkarsa çok iyi. Kritik. Pelerin kritik. Güzel. Hemen çıktı. İkinci, üçüncü sandıkta çıktı herhalde.
Güzel oldu. Kendi beceri kitaplarımı aldım. Bir de dönüşüm kitabı falan, dil kitaplarını falan aldım. Şimdi şunları bir okuyalım bakalım. Büyülü zırhı okudum. Güzel. 3 BK kaldı. Dehşeti okudum. Bu yaktı. Ejderha dönüşü geçti. Güzel M2 oldu. Büyü çözme yaktı bu da. Dönüşüm kitabı. Bu geçti. Güzel. Jinno yaktı. Bu geçti. Güzel. Binicilik kılavuzumuz anlamadın dedi. At evcilleştirme yaktı. Biraz kötü gibiydi ama okuduk bugünküleri. İki tane yeşim aldım. Bakalım geçirebileceğiz mi? İki tane antikadan efsaneviye gideceğiz. Şöyle attım. Yaktı yani. Neyse. Bu arada Titan Kalkan'la da şöyle sersem 10 şeytan 10 ork gibi bir efsun geldi. Güzel efsun, bence idare ederiz bununla. Kalsın, bıraktım. Diğer kalkanı da satarız. Sandıklarımız var, hemen bunları da açalım. Önce karanlığın sandıklarını açalım. İnce kumaş çıktı. Bundan ince kumaş mı çıkıyormuş? Oraya koyalım bunu. Diğerini açtım. Siyah rüzgar takımı. Kırmızı iksir. Cennetin gözü bilezik artı 5. Yeşil orman miğferi. Azap kılıcı çıktı. Jotun'la Bagjanam sandıklarımız var. Bunları da bir açalım. Şunu yere atayım. Hadi bakalım. 3 dikey alana ihtiyacım var diyor. Bir dakika. Tamam, şimdi açabiliriz. Jotunlardan başlayalım. Deri kemer. Eflatun kumaş. Ejder süvari giysisi çıktı. Atalım bunu direkt. Ders kitabı misilleme. Altın iplik. Zincir halkalar. Şuradan bir titan dioksit verse çok iyi olur. Ama şöyle açtım. Çıkmadı maalesef. Neyse, olsun. Yeşil ejderha fasulyesi eventimiz var arkadaşlar. Şu an iki tane düşürebildim. Şöyle göstereyim. Bakalım ne kadar düşürebileceğiz. Ve bir tane daha düşürebildik. 3 oldu. Böyle de 4 oldu. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Zaten 6-7-8 dakikalık bir video oldu. Burayı şimdilik salacağız. Türkiye'de yeni bir hesap açacağım ben, Ninja hesabı. O yüzden videolar belki biraz daha seri gelebilir orada. Türkiye'de OK koleksiyon kartı olduğu için daha güzel içerikler de çıkarabiliriz hem. Hem de sıfırdan başlayacağız. Hiçbir şekilde app yardımı falan almayacağım. Bu hesabımız böyle duracak. İleride tabii ne yaparız hiç bilmiyorum. İleride görürüz onu. Orada da çarımızı yavaş yavaş geliştireceğiz. Daha güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Bakalım artık oraya geçtiğimizde neler olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Artık Türkiye'de görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.